Hiç zamanın bazen hızlı akıp gittiğini, bazen de durma noktasına geldiğini hissettiniz mi? Sınav esnasında dakikalar göz açıp kapayınca kadar geçerken sıkıcı bir toplantıda saatler sürüyormuş gibi gelir. Peki neden böyle oluyor? Zamanın kendisi mi değişiyor yoksa beynimiz mi oyun oynuyor? İşte bu sorunun arkasında bilimin en büyüleyici keşiflerinden biri var. Beynimizin iç saati. Bugün beynimizin zamanı nasıl algıladığını, sıcaklığın, kimyasal tepkimelerin ve hatta kuantum fiziğinin bu süreci nasıl şekillendirdiğini keşfedeceğiz. Evet, beynimizde zamanı ölçen bir mekanizma var. Tıpkı bir saat gibi çalışan biyolojik ritimlerimiz ve kimyasal reaksiyonlarımız zaman algımızı belirliyor. Ancak bu iç saat sanıldığı kadar sabit değil. Çeşitli faktörlerden etkilenerek hızlanabiliyor veya yavaşlayabiliyor. Bilim insanı Hudson Hoagland, beynimizin sıcaklık değişimlerine duyarlı olduğunu keşfetti. Beyin sıcaklığı arttığında zaman algımız hızlanıyor. Yani beynimiz daha hızlı çalışırken dış dünyadaki olaylar size daha yavaş ilerliyormuş gibi geliyor. Tıpkı yüksek hızda çalışan bir bilgisayarın daha fazla işlem yapabilmesi gibi. Peki bunun arkasındaki bilim nedir? Kimyasal reaksiyonların hızı sıcaklık ile doğrudan ilişkilidir. Bunu açıklayan Arrhenius denklemi, sıcaklık arttıkça kimyasal tepkimelerin hızlandığını söyler. Beyindeki sinir eğitimleri ve kimyasal reaksiyonlar hızlandıkça iç saatimiz de hızlanır. Sonuç olarak dış dünya daha yavaş ilerliyormuş gibi hissedilir. Beyniniz hızlı çalıştığında zaman daha yavaş akar gibi görünür. Beyniniz sadece kimyasal tepkimelerle değil, aynı zamanda kuantum seviyesindeki olaylarla da çalışıyor. Penrose ve Homeroff'un teorisine göre bilinç nöron içindeki proteinlerin kuantum çöküşüyle oluşmaktadır. Eğer bu teori doğruysa sıcaklık arttığında bu çöküşlerin daha hızlı gerçekleşmesi mümkün olabilir. Daha fazla kuantum olayı yaşandığında zaman algımız da değişebilir. Bunu bir film projektörü gibi düşünelim. Eğer kareler daha hızlı değişirse film daha akıcı görünür. Eğer beyninizdeki sinyaller daha hızlı işlenirse zaman daha yavaş ilerliyormuş gibi hissedilir. Beyninizin iç saatini değiştiren bir diğer faktör ise ilaçlar ve uyuşturuculardır. Örneğin LSD zamanın sonsuz gibi hissettirilmesine neden olabilir. Kokain ve amfetamin zamanı hızlandırıyormuş gibi algılamamıza yol açar. Depresyon ilaçları zaman algısını stabilize edebilir. Bu etkilerin arkasında beyin sıcaklığının ve sinir iletim hızının değişmesi yatıyor. Kimyasal denge değiştikçe iç saatimiz farklı çalışıyor. Ayrıca meditasyon yapan kişiler zamanın yavaşladığını bildirir. Çünkü beyin dalgaları farklı frekanslarda çalışmaktadır. Beynimiz dış dünyadaki ritimlerle senkronize olma eğilimindedir. Bunu basit bir örnekle açıklayalım. İki metronomu yan yana koyarsanız bir süre sonra aynı ritimde çalışmaya başlar. Bilim zaman algısını değiştirmek için bazı yöntemler olduğunu gösteriyor. Dikkat dağıtmayı azaltma anı daha derin yaşamamızı sağlar. Beyin egzersizleri ise zamanı daha bilinçli kontrol etmemize yardımcı olabilir. İşte bu deneyimlerin arkasındaki en önemli oyunculardan biri dopamindir. Dopamin sadece mutluluk hormonu değil, aynı zamanda beyninizin iç saatini düzenleyen kritik bir nörotransmitter maddedir. Dopaminin odaklanma, sürprizler ve dikkatle nasıl zaman algımızı değiştirdiğini keşfedelim. Beyninizdeki bazal ganglionlar zaman algımızı düzenleyen bir tür nörolojik saat mekanizması gibi çalışır. Bu bölgede dopaminin seviyesine bağlı olarak yüksek dopamin oranlarında dış dünya daha hızlı akıp gidiyormuş gibi hissedilir. Düşük dopaminde ise iç saat hızlanır. Dış dünya yavaş ilerliyormuş gibi gelir. Bu sistem fizikteki salınımlar ile benzer bir mekanizmaya sahiptir. Bir gitar telini düşünün. Telin gerilimi artarsa titreşimler hızlanır, frekansı yükselir. Dopamin de beynimizin titreşim frekansını değiştirerek zamanı farklı hissetmemize sebep olur. Ama işin daha karmaşık bir boyutu var. Dopamin her zaman zamanı daha iyi hissetmemizi sağlamaz. Dopamin seviyesindeki değişimler bazen zaman algısını çarpıtabilir. Örneğin şizofrenide dopamin fazlalığı zaman algısında hatalara sebep olur. Kişiler olayları daha yavaş veya daha hızlı yaşadıklarını bildirebilir. Örneğin şizofreni hastaları için zaman parçalanmış gibi hissedilir. Bu bir bilgisayarın saatinin bozulmasına benzer. Verileri yanlış zaman damgalarıyla işler. Ayrıca yaş ilerledikçe beynin zaman algılama mekanizması daha az hassas hale gelir. Yeni deneyimler azalır. Böylece zaman tek düze bir hızda ilerliyormuş gibi hissedilir. Bunu bir kamera kaydına benzetelim. Çocukken beynimiz yüksek kare hızında kayıt yapar. Her detay önemli ve bu bağlamda zaman da genişler. Yaşlandıkça kayıt hızı düşmektedir. Olaylar sıkışır, zaman hızlanır gibi hissedilir. Peki neden bazı anlarda zaman hızlı akarken bazen de geçmek bilmez? Sürpriz ve yeni deneyimler dopamin salgısını arttırır. Bu da zamanı uzatarak daha fazla ayrıntı kaydetmemizi sağlar. Tekrarlanan olaylar dopamin salınımını azaltır ve sonuç olarak zaman sıkışır ve hızlanır. İlk kez seyahat ettiğimizde dopamin yüksek ve zaman genişlemektedir. Her gün aynı rutini yaptığımızda da dopamin düşük, zaman hızlanmaktadır.
Bu neden yeni deneyimlerin zamanı uzattığını, sıkıcı rutinlerin ise onu hızlandırdığını açıklıyor. Video oyunlarıyla yapılan deneylerde oyuncuların tepkilerinde gecikme olduğunda zaman algılarının değiştiği gözlemlenmiş. Eğer bir butona bastığınızda karakteriniz geç tepki verirse beyniniz zamanda bir kayma olduğunu hisseder. Bu Einstein'ın ikizler paradoksuyla benzer bir etkiye sahiptir. Farklı zaman akış hızları olayların yanlış hizalanmış gibi görünmesine yol açabilir. Dopamin bu zaman kaymalarını dengeleyen bir mekanizma gibi çalışır. Ancak dopamin dengesi bozulduğunda şizofreni ve amfetamin kullanımında olduğu gibi zaman yanlış hissedilir. Bazı bilim insanları dopaminin iç saat olmadığını fakat iç saati düzenleyen bir gözlemci olduğunu öne sürüyor. Bunu bir orkestra şefine benzetelim. Şef orkestrayı senkronize eder ama müzik şefin kendisinden değil enstrümanlardan gelir. Dopamin de beynin farklı bölgelerini senkronize eder ancak iç saat doğrudan dopamin tarafından oluşturulmaz. Bu teori doğruysa dopamin yalnızca zaman algısını ayarladığı ancak zamanı doğrudan yaratmadığı anlamına geliyor. Bilim dünyası hala şu soruların peşinde. Dopamin iç saatin hızını tam olarak nasıl etkiliyor? Zaman algısındaki hatalar beyin hastalıkları için bir erken teşhis yöntemi olabilir mi? Dopamini manipüle ederek zaman algısını değiştirebilir miyiz? Gelecekte dopamini yapay olarak kontrol ederek zaman algımızı bilinçli bir şekilde ayarlayabiliriz. Belki de uzun süren sıkıcı toplantıları beyninizde hızlandırabilir ve güzel anları yavaşlatabiliriz. Sonuç olarak dopamin beynimizin zamanı nasıl hissettiğini düzenleyen en önemli kimyasallardan biridir. Bu bilgi beynimizin aslında mutlak bir zaman algısına sahip olmadığını gösteriyor. Zaman beynimizin içinde şekillenen bir deneyimdir. Bu mekanizma motivasyon ödül sistemi hatta bağımlılıklarla bağlantılıdır. Örneğin beklentiler arttığında dopamin yükselir ve zaman yavaş hissedilir. Beklentimiz karşılandığında ise prolaktin salgılanır ve zaman hızlanır. Bu yüzden istediğimiz şeyleri beklemek yavaş hissettirirken ulaştığımızda zaman hızlanıyor.